Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Güzel Türkiye'nin güzel insanları. Güzel geleceğimizin güzel gençleri. Evet. Her şeye rağmen güzel bir gelecek beklediğini söylüyorum. Başlarken de söylüyorum, bitirirken de söylüyorum. Her zaman, her yerde bunu söylüyorum. Çünkü ben demokrasinin ve özgürlüğün erdemine inanıyorum. Demokrasi olmadan Türkiye daha fazla hiçbir yere gidemez. Kendisini demokrasi olmadan bir yere götürmeye çalışanları yakar. Böyle. Yakar derken siyaseten yakar yani. Kaybetir. Çok deneyen oldu bunu. Ya ben demokrasinin azıcık sapsam, ya anayasayı bir kere delsem diyenler çok oldu. Ama ilk seçimde kaybettiler. E kaybedilmiyor. Aman ha. Aman ha. Galatasaray 4 sene şampiyon olduğunda çok güzel bir kadro vardı elinde. Futbolcu kadrosu vardı. Nereden? Eskiden gelmişti. Güzel bir kadroydu. Fatih Terim uyanıklık etti. Bıraktı Galatasaray'ı, gitti. Pek çok futbolcu da Avrupa'ya gittiler. Galatasaray bir daha başarıyı yakalayamadı. Siyaset de böyledir. AK Parti iktidara geldiğinde birincisi halk artık eski tarz siyasetten bıkmıştı. Halk demokrasi istiyordu. Halk hesap sorabileceği bir hükümet istiyordu. Halk insanların başörtüleriyle, üstleriyle, başlarıyla, şalvarlarıyla, poturlarıyla, mantolarıyla uğraşmayan bir hükümet istiyordu. Halk Avrupa Birliği konusunda samimiyetle çalışan bir hükümet istiyordu. Halk enflasyondan bıkmıştı. Halk yüksek faizden bıkmıştı. AK Parti iktidara geldiğinde harika bir ekonomi kadrosu buldu. Gerçekten harika bir ekonomi kadrosu buldu. Şansına da nasıl Fatih Terim'in şansına mükemmel futbolcular vardı? Fatih, Recep Tayyip Erdoğan'ın şansına da mesela ekonomiyi yönetecek harika bir ekonomi bakanı vardı. Kim? Ali Babacan vardı. Kızanlar var. Çok biliyorum kızanlar olduğunu. Ya Ali Babacan tam ekonomi reyine oturttuğunda ekonominin başından aldılar. Yani Ali Babacan restorasyonu tamamladı. Faizleri aşağı düşürdü. Enflasyonu aşağı çekti. Cari fazla değilse bile en azından cari açığımız çok düzeyli bir noktadaydı ki olağan noktadaydı. Faiz dışı fazla veriyorduk. Yani ekonomi tam rayına oturmuştu. 2008 dünya krizini hakikaten teğet geçerek atlattık Ali Babacan'la. Ama ne olduysa oldu birden kim girdi beynine bilmiyorum. AK Parti Genel Başkanı, dönemin Başbakanı Ali Babacan'dan birden sıtkı sıyrıldı. Ali Babacan gitti, ekonomi bitti. Bunu kabul edelim. Ne olursunuz? Ya ben Ali Babacan hastası falan değilim. Ali Babacan'la siyasi görüşlerimiz, yaşam tarzlarımız hiçbirbirine uymaz. E hiçbirbirine uymuyor diye ben doğru yapmış bir insan için o kötüydü Ali Babacan. Hep beton yaptı. Ali Babacan beton yapmadı. Beton Ali Babacan'dan sonra başladı. Ali Babacan restorasyon yaptı. Restorasyon nedir? Bir nevi tedavidir. Eski binaları restore edersiniz, tedavi edersiniz, harika bir hale getirirsiniz. İnsan bedenleri de hastadır, tedavi edersiniz. O tedavi süreci vardır, nekahat süreci vardır. Nekahat sürecinden sonra hasta kalkar, önce yürür sonra koşar. Ali Babacan nekahat dönemindeki hastayı aldı, harika bir nekahat dönemi geçirtti, ayağa kaldırdı, ekonomi yürümeye başlamıştı. Recep Tayyip Erdoğan birilerinden yeniden nereden girdiler beynine, nasıl girdiler bilmiyorum. Ali Babacan'ı dışladı. Nekaha dönemini yeni atlatmışken ekonomiyi koşturayım dedi. Ekonomi tık nefes oldu. Ciğer yetmedi, kalp yetmedi, damar yetmedi, böbrek yetmedi. Ve ekonomi geldi bu noktada tıkandı çocuklar. Buna basayım. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra Başkan oldu Recep Tayyip Erdoğan şimdi ama artık en yakın çalışma arkadaşı ve kendisinin ilk 5-6 yıldaki başarılı görünmesindeki en önemli etkenlerden biri. Ali Babacan ise diğeri Binali Yıldırım'dır. Binali Yıldırım ulaşımda o kadar doğru işler yaptı ki kim ne derse desin. Bakınız bana muhalif olduğum için destek verenler sırf Binali Yıldırım'ın ve Ali Babacan'ın hakkını teslim ettiğim için muhalefet edeceklerse
Tabii ki çok üzülürüm. Ama yine de şu andaki duruşumdan zerrece geri adım atmam. Çünkü onlar hem Ali Babacan hem Binali Yıldırım her şeye rağmen devlet insanı idiler. Şimdi Binali Yıldırım belediye başkanı olacak. Bilmiyorum olur mu olmaz mı? Olmamasını isterim. Neden olmamasını isterim? Söyleyeyim. Hiç kimsenin milletvekilinden istifa edip belediye başkanı olmasını gönlüm razı olmaz. Çünkü millet onları milletvekili olarak seçti. Milletvekili olarak seçti. Milletvekillerinin kartvizitlerinde nerenin milletvekili olduğu yazmaz. Milletvekili yazar. Partisi bile yazmaz. Milletvekili. Çünkü onlar A partisi, B partisi, Z ili C ili milletvekili değil. Milletin vekilidirler. Koskoca Binali Yıldırım, koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisinin Kabe'sinin başkanı Binali Yıldırım orayı bırakacak, gidecek gecekondularla bezenmiş. Yolu yok, trafiği yok. Her tarafı bozuk. İnsanların yarısından çoğu sadece ve sadece bir tek kişiye itaat eden, boyun eğen zavallılar böyle bir şehrin belediye başkanı olacak. Yazık olur Türkiye'ye de, yazık olur Binali Yıldırım'a oy verenlere de. Yani bunları söylüyorum. Onun için Binali Yıldırım benim gözümde şu anda meclis başkanı iken de saygı değerdir. Bakın tekrarlıyorum. AK Parti muhalifleri her türlü düşünebilirler. Binali Yıldırım için de her şeyi söyleyebilirler. Ben ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz derim. Bakın Binali Yıldırım yaptıkları, bakın diğer AK Partilerin yapmadıkları ya da yaptıkları ama Türkiye'yi nasıl karanlığa götürdükleri. Bakın Ali Babacan'ın dönemine, bakın ondan sonra gelen ekonomi bakanlarının dönemine. Allah aşkınıza. Ekonomi bakanlarının bir tanesini biliyorsunuz. 150 bin avroluk saat koydu cebine. Kimden? Reza Zarrab'dan. Ne iş yaptı Allah aşkına? Başka. Geçin, 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 geçin. Demek istemem o ki. Bundan sonra 31 Mart'a kadar belli ki yine yürütme yani hükümet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kafasına göre yönetecek. Belli. Bu belli oldu artık. Ama size söyleyeyim. 31 Mart'tan sonra gelen bütün bilgiler, çok ciddi bilgiler bunlar, hükümet ile ya da yürütme ile IMF söz kestiler. Çok büyük ihtimalle hiç belli etmeden gizli kendi aralarında bir nişan yapacaklar seçimden önce. Çok gizli bir nişan olacak. Ondan sonra seçimden sonra da nikah masasına oturacaklar. Ama diyorum ya bu belli artık bundan kaçış yok. Efendim Recep Tayyip Erdoğan öyle demişti de böyle demişti de bir daha ben kaymakçıyı kapıma sokmam demişti de. Ya Recep Tayyip Erdoğan her şeyi söyleyebilir. Siyasetçi o. Rahip Bronson içinde demişti ben bu koltukta oturduğum sürece bu can bu tende olduğu sürece o rahip oradan çıkmıyor.